Herkese selamlar. Kitapkolar.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Onur. Bici cümle serisinin ikinci videosunda içinden alıntı yapacağım kitap Marti yayınları tarafından yayınlanan Machiavelli'nin Hükümdar kitabı. Alıntı yapacağım bölüm 79. sayfadan. İnsanlar doğası gereği gördükleri iyilik için olduğu kadar gösterdikleri iyilik için de bağlılık duyarlar. Bu bölümü ilk okuduğum zaman benim zihnimde canlanan şey şu oldu tırnak içerisinde arıza, yaramaz, ele hoca sığmayan diye tabir ettiğimiz insanları niçin severiz? Bu insanlara niçin bağlanırız? Bu tür insanları sevmemiz tek bir sebepten değil birden fazla sebepten kaynaklanıyor. Örneğin bu tür insanlar iyi sevdiği yalan söylerler. İyi sevdiği yalan söylemek ise zeka gerektiren bir şeydir. Ben size yalan söylemek istediğim zaman sizin benim hakkımda ne düşündüğünüzü tahmin etmeye çalışırım. Daha sonra söyleyeceğim yalanları düşünürüm Sonra sizin bu yalanlara karşı soracağınız soruları düşünürüm. Bu sorulara cevaplar bulurum. Ve en sonunda da son kurduğum cümle ile ilk kurduğum cümle arasında mantıksal bir bağlantı olmasını sağlamaya çalışırım. Gördüğünüz gibi gayet kompleks bir şey yalan söylemek. Ve yalan söyleyen insanlar zamanla daha zeki hale geliyorlar. Bir diğer sebebi ise Jack London'ın kullanmış olduğu köpek ve kurt metaforuyla anlatalım. Bütün insanlığı köpek olarak düşünün. Bazıları ise kurt. Bu metaforda köpek sıcak bir yuva, sahibinin ilgisi, sahibinin onu beslemesi sayesinde evcilleşen ve kendi güvenli alanını yaratan ve oradan dışarı çıkmayan bir karakteri temsil ediyor. Kurt ise bunun tam tersi. Evcilleşmeyi güvenli alanı reddetiyor, içindeki vahşetin çağrısına kulak veriyor ve başkaldırı gösteriyor. Ve takdir edersiniz ki insanlar asi, başkaldıran ve kuralları çiğneyen insanlara gizli bir hayranlık duyarlar. Peki bu konuda Alıntımız bize tam olarak ne söylüyor? Dilerseniz kısaca bir alıntımızı hatırlayalım. İnsanlar doğası gereği gördükleri iyilik için olduğu kadar gösterdikleri iyilik için de bağlılık duyar. Arıza, yaramaz, ele hoca sığmaz bu insanları tekrardan topluma kazandırmak için, onları iyileştirmek için büyük bir emek, çaba ve zaman harcarsınız. Süreç öyle bir noktaya gelir ki artık bu insanlar sizin hayatınızın merkezinde olur onlar için yaptığınız bu çalışmalar da sizin günlük hayat rutininiz haline gelir. Ve o kişilerden kopamazsınız. Tıpkı 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca her sabah aynı saatte kalkıp aynı yere çalışmaya giden bir insanın emekli olduğu zaman düştüğü boşluk gibi boşa düşersiniz. O kişiyi çözmeye çalışmak, yola getirmeye çalışmak, acaba olacak mı ya da olmayacak mı sorusunun verdiği heyecan tüm bu süreç sizde bir adrenalin yaratır ve o kişiye karşı olan bağlılığınızı ve bağımlılığınızı daha yüksek seviyeye getirir benim okuduğumuz bölümden çıkartmış olduğum şeyler bunlar. Peki siz bu bölümde neler çıkarttınız? Lütfen bunları bizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Aşağıdaki yorumlar kısmında bu bölümden anladığınız şeyleri, sizin zihninize canlanan şeyleri bizlerle paylaşın. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da referans kitabımızın kitapkola.com'lik satış linkini açıklama kısmında koyacağız. Oradan kitabı ulaşabilir, kitabı satın alabilir, okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.